Muhalefetin öncelikle Erdoğan'ın çizdiği o oyunun dışına çıkmayı cesaret etmesi gerekiyor. Sadece muhalefet değil, bütün aktörler öyle. Yani dikkat ediyorum, ben mesela bana çok tuhaf geliyor. Sen nasıl bakarsın bilmiyorum ama Türkiye'de Cumhurbaşkanlığına adı geçen iki kişi var diyelim, değil mi? Bütün anketlerde çok yüksek çıkıyor. Biri Mansur Yavaş, biri de Ekrem İmamoğlu. Biz ikisinin de Türkiye konusunda fikirlerini bilmiyoruz. Çünkü ikisi de diyor ki ben belediye başkanıyım, konuşmam bu konuları. Yani anlatabiliyor muyum? Topluma umut vermek dediğim bu. Tamam, yanlış yapıyorlar anlamında söylemiyorum. Yani bu, muhalefetin Cumhurbaşkanlığına adı geçen en güçlü iki ismi topluma Türkiye'nin meselelerinin çözümüyle ilgili konuşmama konusunda bir, çünkü ben belediye başkanıyım bu konulara girmem diyor. Şimdi az buçuk siyasetten anlayanlar liderlik teknik olarak böyle olmadığını, toplum ancak bir güven duygusunun oluşması, yani evet yapabilir mesela. Biz Mansur Yavaş'ın demokrasi konusunda, tamam ben çok yakından tanıdığım için tanıyorum, dürüst, namuslu, en beğendiğim, Türkiye'deki en beğendiğim siyasetçilerden biri, bundan şüphem yok. Ama kamuoyu açısından söylüyorum şimdi, benim bireysel olarak tanımamdan öte. Kamuoyu olarak baktığımızda demokrasi kültürü nedir? Hangi meseleye nasıl yaklaşıyor? Nerede nasıl davranacak biliyor muyuz? Eğitim konusunda tam olarak nasıl düşünüyor? Tarım konusunda tam olarak nasıl düşünüyor? Yarın diyelim Cumhurbaşkanı adayı olduğunda nasıl bir Türkiye hayali var biliyor muyuz? Hayır. Ekrem İmamoğlu için de geçerli aynı şey. Bilmiyoruz çünkü haklı olarak diyorlar ki biz belediye başkanıyız. Biz bu konularla ilgili konuşmayız. Şimdi muhalefetin en güçlü iki adayı Türkiye'yi konuşmuyor. İki adayı demeyeyim de adı geçen iki kişisi. Öbür konuşanların da toplumda karşılığı yok bu sefer de. Yani diyelim ki diğer adları geçenlerin de görüyoruz zaten anketlerde. Böyle bir makama yakıştırılmıyor. O anlamda karşıtlığı yok.